İkisinin aynı şeyler olmadığını bir kez daha anlamamız lazım. Orası bir mektep olduğu için kurban olmaya aday onlar var o mektepte. Onlar kurban olmak için can atıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onların o can atmasından dolayı yüreğindeki endişelere rağmen gönderiyor onları. Bazı müsteşriklerin şöyle bir iddiası, şöyle bir itirazı var. O güne kadar Allah Resulü istenilen her yere bir iki öğretmen, muallim göndermesine rağmen neden biri Maune'ye 40 tane, 30 tane ya da 70 tane öğretmen gönderdi? Bu güzel bir soru. Kim sorarsa sorsun güzel bir soru. Ama onlar bu sorunun arkasından şunu diyorlar. Şimdiye kadar hiç 2'den fazla, 3'ten fazla muallim göndermediği için Efendimiz demez onlar da biz öyle diyeceğiz. Allah Resulü göndermediği için bu hadise daha sonraki alimler tarafından uydurulmuş bir hadisedir. Nereden nereye vardılar gördünüz değil mi? Müsteşrik mantığı böyle bir mantık. Ne deriz buna? Dediğimizi dedik. Aslında Efendimizin yüreğinden geçen doğru. En fazla 10 kişi göndermektir. Ama öyle bir atılmışlardır ki o aşk ehli ben ya Resulallah, ben ya Resulallah, ben ya Resulallah deyince Efendimiz birini bırakıp da birini göndermemezlik yapamamış. Peki hepiniz gidin demiş. Madem bu kadar can atıyorsunuz. Madem bu kadar şehadetin aşkıyla yanıp tutuşuyorsunuz, niye engel olayım ki? Allah yolunuzu açık etsin. Ve Efendimiz gönderir. Ne olur? Ebu Bera sözünü tutar. Gerçekten elinden geldiğince olayı ve oradaki Müslümanları, o muallimleri, o karileri korumak için seferber eder. Ama Ebu Bera'nın bahtsız bir yeğeni var. Amir İbni Tufeyl bu zat ne yapar yapar giden elçilerden ikisi dışındaki hepsini şehit eder. Eğer sayı 30'sa, eğer 40'sa, eğer 70'se bilemiyoruz. Giden elçilerden geriye sadece 2 kişi kalır. O 2 kişi kim geleceğiz? Aslında 3 kişi kalmıştır ama biri de yine kendini kurban edecektir. Onun şehadete olan aşkı da şimdiye kadar söylediklerimizi destekler mahiyettedir. Sadece 2 kişi Medine'ye gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı durumdan haberdar ederler. Ve onlar arzuladıkları, arkasında oldukları o derin aşka, o derin özleme yani şehadete kavuşurlar. Peki kimler bunlar? İsimlerini bildiklerimizden birkaç tanesini söyleyeyim size. Efendimiz o muallimlerin başına Münzir İbni Amr isimli bir zatı koyuyor. Medineli bu zat. Bu zatın bir lakabı var sahabe içerisinde. Lakabını söylesem şimdiye kadar söylediklerimi destekler mahiyetteki en önemli delil olur. Ölüme gönüllü boynunu uzatan adamdır o. Ölüme boynunu gönüllü uzatan adamdır. 4 senedir
şehadete varmak için elinden geleni ardına bırakmamıştır. Ama Allah ona şehadeti bir maunede nasip etmiştir. Nasıl nasip etmiştir biliyor musunuz? O arkadaşlarının hepsi şehit olunca geriye 3 kişi kalmış. 3 kişiden biri bu. Bu demiş ki, ey amir, Amir İbni Münzir arkadaşı ve kardeşidir, dinde kardeşidir. Biz böyle mi anlaşmıştık Suffa'da? Geceleri beraber dua etmiyor muyduk Allah'a şehadet şehadet diye? Şimdi sen beni bırakacaksın, ben gideceğim, senin şehadet haberini Allah Resulüne ulaştıracağım ve senin acınla bir ömür yanıp tutuşacağım. Sen ise o beklediğin, özlediğin şehadete kavuşacaksın. Vallahi ben sağ dönmeyeceğim deyip kılıcını çekip onlarca düşmanın içerisine girmiştir. Kurban nesil, kurban nesil. Bunun başka bir izahı yok. Bunu ben ne size mantıkla izah edebilirim, ne siz bunu akılla anlayabilirsiniz. Bu akılla mantıkla anlaşılacak bir şey değil. Bu aşk işidir. Kendilerini kurban ediyorlar. Münzir İbni Amr böyle biri. O şehadete gönüllü gönüllü, yüreğinden gelerek, yıllardır hasretini çekerek varmış. Amir İbni Münzir'in şehadetinden sonra o da ulaşmış. İkinci bir isim, Urve İbni Esma. Bu da Ensar'dan. Bu zatın kabilesi Beni Süleym. Bu kabile Amir İbni Tüfeil'in kabilesiyle anlaşmalı. Ta cahiliye döneminde. Amir İbni Tüfeil bu zatı tutuklayınca sen kimlerdensin demiştir. O da Beni Süleym'den olduğunu söylemiştir. Ben Beni Süleym'den olan, yani anlaşmalı olduğumuz bir kabilenin insanına kılıç çekmem demiştir. Seni salıveriyorum git demiştir. Urve gitmiş midir? Hayır. Aşk ehli. Ne yani? Şimdi sen o zalim kılıcınla benim kardeşlerimi parçalayacaksın. Sonra cahiliyede oluşturduğun bir ittifaktan dolayı beni kabilemin hatırına bağışlayacaksın. Ben de buradan çekip gideceğim öyle mi demiştir. O kılıçlarla beni de doğramadıkça ben buradan ayrılmam demiştir. O da ölüme seve seve. O da ölüme seve seve yürümüştür. Niçin bir mauneyi anlatıyorum anladınız mı dostlar? Suffa'nın mantığı burada işte. İlimle değil, bilgiyle değil, neyle o insanların yürüdüklerini anlamamız için. Üçüncüsü, Hakem İbni Kaysan. Bu ismi benden çok duymuşsunuzdur. Bu zatın Müslümanlığı biraz zor olmuştur ama akıbeti işte böyle hoş olmuştur. Efendimiz günlerce bu zatın evini gidip gelmiş. Bu zatı İslam'a kazandırma adına. Her seferinde gitmiş hakemin yanına. Hakem demiş, İslam'a gel. Kur'an'dan ayetler okumuş. Hakem demiş ki, ben senin beni davet ettiğin bu dini kabul etmeyeceğim. Bu sözü söylemekle de yetinmemiş. Bir de Efendimizle alay etmiş. Allah Resulü ile dalga geçmiş. Efendimizin söylediği sözlere başka sözler söyleyerek Efendimiz'i rencide etmiş. Ama bir tebliğ adamı o, bir davet adamı. Bir defa yüzüne kapı kapanınca artık bu adamdan iş çıkmaz deyip o adamdan ümit kesmemiş, bize de kesmemeyi öğretmiş. Her seferinde kapı yüzüne kapansa yine gitmiş. Bir gün Ömer'le gitmiş. Yine söylemiş. Hakem yine Allah Resulü'nü rencide edecek sözler söylemiş. Ömer her zamanki Ömer'dir. Ya Resulallah demiş. Şu üç kuruş etmeyen adamların ayağına bunca gelinir mi? Bırak da şunun başını uçurayım. O sana söylediği o sözlerin bedelini en azından benim kılıcımla ödesin. Bir söz söylüyor Allah Resulü orada. Bir söz ki o sözün üzerinde saatlerce tefekkür etsek azdır.
Ey Ömer, maharet cehenneme adam kazandırmak değil, maharet cennete adam kazanmaktır. Sonra gidip gelmiş bir daha. Ömersiz gidip gelmiş belki ve bir gün hakemin gönül sandıklarının o kapalı kilitlerini açmış ve hakem iman etmiş. İman edince pişman olmuş tabii o geçirdiği günlere. Ya Resulallah demiş, beni Suffa'ya kabul eder misin? Ben de Suffa'nın bir talebesi olayım. Efendimiz kabul etmiş. Suffa'ya gelmiş, talebelik yaparken o geç gelme basamaklarını ikişer üçer çıkarak bir Kur'an muallimi olmuş. Geç gelmiş ama muallim olmuş. Ve hicretin 4. yılı o grupla beraber biri Maune'ye, o da katılmış, o da şehit olmuş. Şehadet haberi Medine'ye gelince Hazreti Ömer Hakem İbni Kaysan'ın akrabalarından birini görmüş. Varmış o zatın yanına, demiş ki eğer o gün Allah Resulü beni dinleseydi hakem şimdi cehennemde bir odundu. Ama iyi ki beni dinlememiş. Hakem cennete, hem de şehit olarak cennete yürüdü. Hakem de bu işte. Başka biri, tanıdığınız bir isim, Amir İbni Füheyre. Bu zatı iyi biliyorsunuz değil mi? Yiğit mi yiğit bir zat. Sadece Suffa'nın değil, Darul Erkam'ın da ilklerinden bu. Hazreti Ebu Bekir'in satın alarak azat ettiği bir köle. Ama öyle bir köle ki, o Suffa'da da muallimdir, Darul Erkam'da da muallimdi. Onun şehadetini onu öldüren katil bize anlatıyor. Cebbar İbni Sülma. Diyor ki ben mızrağımı attığımda mızrağım sırtından girdi, şuradan çıktı göğsünden. Ve ben onu öldürmenin sevincini yaşarken bir anda onun ağzından çıkan cümle şu oldu: fustu vallahi, vallahi ben kazandım. Ben diyor şok oldum. Öldüren ben, ölen o. Kazanan ben görüntüde, kaybeden o. O nasıl kazanır? Kazanan ben olmalıyım derken sorguluya sorguluya Cebbar Müslüman olur, sahabi olur. Öldürürken dirilir. Amir aslında Cebbar'ı diriltme adına biri Maune'de kendini feda eder. Kurban nesil. Kurban nesil. Diriltmek için feda etmek. Böyle anlayın dostlar Hazreti Hüseyin'in kıyamını. 75 insanla ne yapabilir? 4000, 5000, 10000 kişilik ordunun karşısında. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya götüren galibiyet değildi ki, ölmekti, ölmek. Orada feda olmaktı. Diriltmek için feda olmaktı. Amir İbni Füheyre de öyledir. Fustu vallahi diyerek gitmiş. Cebbar'ın yüreğine iman tohumlarını o açmıştır. 5. bir şahıs Haram İbni Milhan ve onun kardeşi Süleym İbni Milhan. Kim bu zatlar biliyor musunuz? Ümmü Süleym validemizin, yani Rümeysa validemizin erkek kardeşleri. O halde kim olmuş oluyorlar? Enes bin Malik'in dayıları. Dayılar öyle olduğu için Enes böyledir. Dayı öyle olmasa böyle yiyen olur mu? Enes'i ortaya çıkaran böyle dayılardır aslında. O aslın temizliği, o Allah Resulüne duyulan aşkın ve muhabbetin sınırsız bir boyutta olması ve biri Maune'de o aşk için feda olunması Enes gibi bir alimi doğurmuştur. Haram İbni Milhan, o da yemiştir sırtından bir hançer. Amir İbni Füheyre'nin söylediği sözün bir benzerini de o söylemiştir. Fustu ve Rabbel Kabe demiştir. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben de kurtuldum.
O da kurtulmuş. O da ölerek kurtulmuş. Aynı söz yıllar sonra Kufe'de İbn-i Mülcem'in zalim kılıcını yiyen Ali'nin de dilindedir, biliyor musunuz? Ali o kılıcı yerken yer gök Ali'nin şu lisanıyla, şu sözleriyle yankılanmıştır. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi Rabbil Kabe. Allah adına, Allah'la beraber, peygamberin milleti üzerine vallahi ben kurtuldum. Ölerek kurtulmak nasıl bir şeyse. Bizim pek de anlayamadığımız bir şey ama böyle bir şey işte. Kab bin Zeyd başka bir şahıs. Kab bin Zeyd'in bir özelliği var, söylemem lazım. Engelli birisi. Fiziksel anlamda bazı engelleri var. Nedir bilmiyoruz. Kolumu tutmaz. Ayağımı topal. Gözünde bir sıkıntı mı var bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki engelli birisi. Peki engelli birinin biri Maune'de ne işi var? Ne işi olduğunu söyleyeyim. Yıldızlar engel tanımaz da onun için. Onlar yıldız, onlar semanın yıldızları. Onlar için engel yok. Engel olmadığı için de bahane yok. Eğer bahane olsaydı Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ne işi olurdu Kadisiye'de? Abdullah İbni Ümmü Mektum hepinizin bildiği bir sahabidir. Gözleri görmezdi ama görmeyen gözlerle Kadisiye'nin meydanındaydı. Efendimizin bir halasının oğlu var, Ümeyme'nin oğlu. Abdullah İbni Caş'ın küçük kardeşi Ebu Ahmet İbni Caş. Onun da gözleri görmezdi. O da amaydı. Ama öyle bir hayat yaşamıştı ki nice gören gözleri kendine hayran bırakmıştı. Muaz bin Cebel'i biz nasıl biliriz? Ümmetin alimi, ümmetin bilgesi. Hatta Efendimiz onun değer ve kıymetini bize öğretme adına ne diyordu? Ümmetim içerisinde feraizi en iyi o bilir. Feraiz nedir? İslam hukukunun en zor alanıdır. Miras hukukudur. Onu bilene alim derler. Ve Muaz İbni Cebel ümmet içerisinde, o onlarca ashab içerisinde feraizi en iyi bilendir. Biliyor muydunuz Muaz İbni Cebel'in ayağı sakattı. Bir ömür aksayarak gezmişti. Ama ne dedim? Yıldızlar engel tanımaz dedim. Muaz'a engel mi olacaktı ayağı? Abdurrahman İbni Avf, Bedir'de aldığı bir yaradan dolayı bir ömür topallayarak gezmişti. Ama biz Abdurrahman İbni Avf'ın yaşadığı o hayatı bildiğimiz için, o yaşadığı bereketli hayatı bildiğimiz için hiç bunu bilmeyiz. Talha İbni Ubeydullah, sağ eli yoktu. Uhud'da Allah Resulü için feda etmişti. Bedeninden önce sağ elini cennete göndermişti. Bir ömür çolaktı. Ama Talha İbni Ubeydullah da engel tanımazdı. Kab İbni Zeyd de öyleydi işte. Engelliydi ama o da o engellenmesine rağmen, o fiziksel anlamda bazı eksiklerine rağmen yine de biri Maune'deydi. Yine de o Müslümanların içerisindeydi ve sağ kurtulan iki isimden birisiydi. Geldi. Güldü mü? Sevindi mi? Dedi mi? İyi. Paça yırttık. Kurtardık. Böyle bir şey dedi mi? Hayır. Ne dedi biliyor musunuz? Allah'ım dedi. Ben kusurlu muyum ki beni almadın? Kardeşlerimin şehadetini kabul ettin de benimkini niye kabul etmedin? O bizim gözümüzle bakmış meseleye. Allah ona kusurlu der mi? Her engelli kardeşimiz nedir biliyor musunuz? Onlar yürüyen ayetlerdir.
Onlar Allah'ın bu dünyaya bıraktığı işaret taşlarıdır. Onlara baktığınızda Allah'ı hatırlarsınız. Yürüyen ayetler onlar. Hepsinin ellerinden ve ayaklarından öpmek lazım. Allah Kâb'a öğretecek, hayır diyecek, sen kusurlu değilsin, sen eksik değilsin. Bir yıl sonra Hendek gazvesine katılacak, 6 tane kurban verilecek Hendek'te, biri Kâb olacak. Bir yıl sonra özlediği ve istediği şehadete Kâb Hendek'te kavuşacak. Bir isim daha söyleyeyim, hadi son isim olsun. Amir İbni Füheyre, Amir İbni Ümeyye affedersiniz. Bu zat da sağ kurtulanlardan bir tanesi. O grup içerisinde, o Kur'an muallimleri içerisinde sağ kurtulan ikinci isimdir Kaptan sonra. Bunu da özellikle düşmanlar, o kara yüzlü insanlar özellikle sağ bırakmışlar. Niçin biliyor musunuz? Gitsin de Allah Resulüne bu başlarından geçenleri anlatsınlar diye. Neler yaşandığını bizzat o anlasın, onlar anlatsın. Bizzat gören biri anlatsın diye Amir İbni Ümeyye'yi serbest bırakmışlar. Amir İbni Ümeyye de bir başka yolu kullanarak Medine'ye doğru gelirken yolda iki zatla karşı karşıya gelir. O zatlarla tanışır. Öğrenir ki kendilerini öldüren kabileden bu iki zat. Kim olduklarını, neci olduklarını, niye orada olduklarını sormadan o iki tanesi, iki insanı orada öldürür. Ve böyle bir hadiseden sonra gelir Medine'ye. Efendimiz aleyhissalatü vesselama olayı anlatır. Allah Resulü öyle bir sarsılır ki. Enes bin Malik diyor ki ben Efendimiz'i o kadar üzülmüş bir halde bir daha görmedim. Allah Resulü için Medine'deki hayatında en acı olaylardan bir tanesi belki de en dehşetlisidir. Bir insanın kaybına dahi Efendimiz'in duyduğu o derin sarsıntıyı hesap edin. Şimdi 30 tane 40 tane Kur'an öğretmenini, muallimini hem de Suffa'nın en gözdelerini orada bir ihanete kurban vermiştir. Ne yaptığını söylemiştim geçen ders size. Ya 30 gün ya 40 gün sabah namazının ikinci rekatında ayakta o kabileler için beddua etmiş, kunut okumuştur. İbn Abbas diyor ki kabilelerin tek tek isimlerini saydı. Allah'ım sen onların çadırlarını başlarına geçir dedi. Biz de namazda amin dedik. Ayaklarındaki toprakları sars dedi. Biz de arkasından amin dedik. 30 gün boyunca 40 gün boyunca öyle beddualar etti Efendimiz. Alemlere rahmet o. Rahmetinin ne boyutta olduğunu bizim gibiler bile biliyor. Yaşayanlar daha iyi biliyor. Ama o kadar dokunmuş ki Efendimiz'e o insanlara bu bedduayı yapmış. Amir İbni Ümeyye başından geçenleri anlattıktan sonra bir de yolda başından geçen o hadiseyi anlatmış. Ya Resulallah demiş yolda gelirken iki tane o kabileye mensup adam gördüm onları öldürdüm. Ne demiş Efendimiz? Sen onları öldürdün mü? Evet ya Resulallah demiş. Sormadın mı siz kimsiniz? Hayır ya Resulallah. Duydum ki o kabileden madem o kabile benim arkadaşlarımı, benim kardeşlerimi öldürdü ben de onları öldürdüm demiştir. Amir sen ne yaptın demiş Efendimiz. Ben o iki zata sulh verdim. Emanname verdim. Aramızda bir anlaşma oldu. Şimdi sen anlaşma yaptığım iki insanı mı katlettin? Kendi insanlarını unutmuş Efendimiz, öldürülen hem de haksızca ama bilgisizce ama bilmeden, olayı araştırmadan öldürülen o iki insanın arkasına düşmüş. Onca acısına rağmen ne yapmış biliyor musunuz? Bir mektup yazmış o iki zatın ailelerine ve onlara diyet ödeneceğini söylemiş. Olayı anlatarak.
Nebevi adalet bu. En acılı durumda dahi itidalli davranmak, en sıkıntılı anda dahi dengeleri sarsmamak. Böyle bir adalet. İşte biri Maune'de olan hadiseler bunlar. Bu olay bize anlatabildi mi Suffa'nın nasıl bir mantıkta, nasıl bir talim ve terbiye düzlemi üzerine yürüdüklerini? Onlar kurban nesiller. O günden son güne kadar, Efendimizin son gününe kadar, yani hicretin 11. yılına kadar da bu değişmemiştir. Suffa ilk gün neyse son günde aynıdır. Her zaman aşk ehli olmuştur. Her zaman onlarda marifet ön planda olmuştur. Marifet muhabbete, muhabbet mükellefiyete, o da şehadete yol açmıştır. Peki Efendimiz'den sonra Suffa devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde de devam ediyor. Hazreti Ömer döneminde de devam edecek. Ömer döneminde başka bir hale bürünecek. Onlara geleceğiz. Onları bir dahaki derse bırakacağız. Peki Suffa'nın özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki o 10 yıllık sürecini şöyle anlattıklarımı ve burada anlatamadıklarımı ama sizin de zihinlerinizde var olan bilgilerinizi bir araya getirdiğinizde Suffa'nın talebeleri bizler gibi talebelere nedir? Ne dediklerini duyalım. Bir, bilmediklerinizi öğrenin. İki, öğrendiklerinizle amel edin. Üç, amel ettiklerinizi anlatın. Dört, anlattıklarınızı yaşayın. Beş, kendinizi yoracak, şüpheye düşürecek ayrıntıların peşine düşmeyin. Beş şey. Birer cümleyle açıklayalım. Bilmediklerinizi öğrenin. Biliyoruz değil mi? Nedir? Her Müslüman kifayet miktarı ilmi öğrenmek zorundadır. Ama burada her Müslüman aynı oranda ilim öğrenmek zorundadır diye bir kayıt yok. Böyle bir şey yok. Kifayet miktarı ne kadarına ihtiyaç duyuyorsa, en asgarisi ne kadarsa o kadarından başlayıp kametine göre de onun düzeyini arttırarak yürümelidir. Onun için ben öğrenmiyorum deme hakkına sahip değil hiçbir Müslüman, kadın erkek, genç yaşlı kim olursa olsun, kifayet miktarı ilmi öğrenmek zorundadır. Ama bundan daha önemli bir şey var. Öğrendikleriyle amel etmek zorundadır. Eğer amel etmeyecekse o ilmin, o bilginin ona bir faydası var mı? Başına iş açmış olur. Öğrendiği her hakikat belini iki yerden kıracak bir yüke dönüşür. Amele taşınmıyorsa eğer onun için en büyük yüktür. Onun için bilmediğini öğrenecek ama öğrendiğiyle amel edecek. Üçüncüsü, amel ettiğini anlatacak. Amel etmediğini anlatmayacak. Ne kadar amel ediyorsa onu anlatacak. Anlatmak zorunda mı? Elbette ki zorunda. Çünkü bir Müslümanın tebliğ ve davet varlık gayesidir. Bu sadece peygamberlere has bir şey değil. Sahabeye has bir şey değil. Alimlere has bir şey değil. Hocalara has bir şey değil. Her Müslümana has bir şey. Her Müslüman başka bir Müslümanın hem hocası hem talebesidir. Bu böyledir. Bu bir hakikattir. Hepimiz birbirimizin bir yönüyle hem hocasıyız hem talebesiyiz. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var. Birbirimize öğreteceğimiz şeyler var. Onun için amel ettiklerini anlatacak. Dördüncüsü, anlattıklarıyla amel edecek. Peki bu ikisi aynı şey değil mi? Hayır, aynı şey değil. Ne fark var? Amel ettiklerini anlatacak. Ama oldu ki amel etmiyor. Ama anlatmak zorunda. Anlattığı zaman da
Allah'tan utanarak amel edecek. Belki bir tanesi, bu söylediğim dördüncü madde, onu amele sevk edecek bir sebebe yol açacak. Anlattıklarıyla amel edecek. Beşincisi, kendini yoracak, şüpheye düşürecek, ayrıntıların peşine düşmeyecek. Bizim hiç de umrumuzda olmamalı bazı meseleler. Zamanı gelince, yeri gelince, yeri ve zamanı geldiği zaman o meseleler zaten konuşulacak. Şu anda ameli anlamda bize bir değeri olmayan, bizim amel sahasına taşıma noktasında imkanı olmayan meseleler üzerinde tüketilecek zaman, asli görevleri aksatılacak bir şeye dönüşebilir. Aslında somut örnekler verebilirim ama vermiyorum. Siz anlıyorsunuz. Ne dediğim de anlaşılıyordur inşallah. Sadece şu kadarını söylüyorum ki, amel etmediğimiz meseleleri konuşmak ve üzerinde tartışmak bizi heyecan yorgunu yapar. Heyecan yorgunu olan muhabbet ehli olamaz, aşk ehli olamaz. Bildiklerimizle amel edelim ki Allah bize bilmediklerimizi öğretsin. Cenab-ı Hak inşallah bizlere bu büyük insanların hayatlarından ilham alacak kametler nasip eylesin. Küçüklüğümüze rağmen Suffa Mektebi'nin talebelerinden eylesin. Onların yolunda yürüsün. Onların yolunda yürüsün. Onların yolunda öldürsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davane enil hamdülillahi rabbil alemin.